Davullar Günü'nden Davullar eşliğinde merhaba. Şimdi bugün günlerden pazar, sabahtan beri işlerimiz var, hiçbir şey çekemedim ve hazırlandım. Şimdi evden çıkacağız, kahvaltıya gideceğiz, petrol kafeye, alışveriş merkezinin oradakine gideceğiz. Yalnız bir şey söyleyeyim, bir önceki videoda saç kestirmiştim. Bugün saçlarım o kadar çabuk tarandı ki size anlatamam, o yüzden çok mutluyum. Şimdi evden çıkıyoruz, hava bugün yine kapalı tabii ki her zamanki gibi ama dünkü kadar böyle aşırı bir sis yok. Öyle ilk defa bu arada petrolün kahvaltısına gideceğiz. Zaten çok fazla kahvaltıya giden bir kişi değiliz. Daha önce Saray Günü'ne gitmiştik işte bir iki yere daha. Şimdi buraya gideceğiz. Umarım güzeldir bakalım. Zaten hem Reels olarak hem de video olarak da burada da sizlerle de paylaşacağım. Gidenlere de fikir olur. Fiyatlarını vesaire paylaşırız sizinle. Şimdi evden çıkıyoruz. Evet, şimdi çıktık evden. Gidiyoruz. Bayağı bir acıktım ama. Karnım gurulduyor şakasız. Hava soğuk. Değil mi? Bayağı serin yani. Kış geldiyiz artık. Evet. Şu an ellerim üşüdü. Arabanın şeyini de açmadık. Dün gece çok fenaydı ya ama. Evet, çok fena sesliydi. Dün gece. Video attım. Korkutucu bir video. Evet. Instagram hesabımızda ortak kullandığımız onda var. Bakabilirsiniz oradan da. Şu an en yoğun günlerden biri hafta sonu. Kalabalıktır da diye düşünüyorum. Şu an yer bulamıyoruz. Otopark dolmuş ve alt katta kapalı yani. Hani dolu olduğu için mi kapalı yoksa kapatmışlar mı bilmiyoruz. Şimdi çıkıyoruz. Keşke bari almasalardı içeri. Doluysa niye içeri alıyorsunuz ki? Bir sürü araba şu an çıkıyor yine. İlk defa burasını böyle görüyorum. Araba nereye bırakacağız bilmiyorum. Bakalım. Sütlü simit bu arada hocam. Ha, tamam. Teşekkürler. Sağlıklı. Sağlıklı. Değil mi? Evet, kahvaltımız geldi. Şöyle sütlü simit var. Bu ne? Bal. Burada peynirler var. Yine burada peynirler var. Zeytin. Şöyle domates, salatalık. Ve double çay söyledik. Çok açım. O kadar açım ki anlatamam size. Şimdi yiyeceğiz. Beyaz başladı. Afiyet altımızı ettik. Eve dönüyoruz. Hava bayağı bir soğuk ama öyle böyle değil. Alışveriş merkezini gezmedik çünkü zaten ben bu ara çok sık geldim. Bir de üşüdük ve bir de kalabalık pazar günü olduğu için kahvaltısı güzeldi. İlk defa biz burada kahvaltı ettik. İlk böyle baktığınızda tabağa çok bir şey yok gibi duruyor ama gerçekten bayağı bir doyuruyor ve
Şöyle bir şey söyleyeyim. En güzeli de ürünleri taptaze ve çok lezzetli. Hele o ballı kaymak müthiş bir şeydi, anlatamam size. Onun haricinde mesela başka yerlere gidiyorsunuz böyle genelde işte tabaklar dolu dolu serpme kahvaltı gibi oluyor ya, birçoğu onların kalıyor ya da işte özellikle sosis salamda kalite biraz eksik oluyor. O yüzden güzeldi. Keyifli bir gün geçirdik değil mi? Ne diyorsun? Aynen. Yani katılıyorum sana. Kahvaltı sadeydi ama bence evet, olması gereken de bu yani. Hani böyle abartılı şeyler yok. Başta olan şey gibi geliyor. Kaliteliydi. Doymam gibi geliyor ama bayağı doyuyorsun yani. O işte hep bizim böyle alıştığımız şey işte geniş geniş kahvaltı sofralarından kaynaklı bir durum var böyle. Böyle yani. Şimdi eve geldik. Ya nasıl üşüdüm ama size anlatamam. Böyle çorabımı değiştirdim. Hani böyle şey olur ya, üşürsünüz ayaktan. Çorabınız soğuktan böyle ıslak gibi olur ya bildiğiniz. Islak değil ama soğuk. Yani soğuk olduğu için çorabı değiştirdim. Şu an yün çorap, böyle kalın bir çorap giydim. İçi havlulu falan. Evin içerisi sımsıcak. Aslında çok güzel evin içi ama üşüyorum. Feyyaz da aynı şekilde. Bu üşümemiz vallahi ilk defa böyle bir şey oldu. Evin içi güzel. Şimdi kendime şöyle bir kahve yapacağım sıcacık. Orada da çay falan içtik. Güzeldi. Ama bir de kahve yapayım. Şurada oturayım. Şöyle bir yarım saat bir dinleneyim. Güzel olur diye düşündüm. Öyle yine düğün sesleri dışarıda. Düğün bitti. Neyse ki burada düğünleri erken bitiyor. Yani kısa sürüyor. Mesela 7.30'da başlayan düğün 9.30'da bitebiliyor. O yüzden bazen iyi oluyor. Ama yine de tabii bu ses verici olabiliyor. Evet. Şu kupamda yapacağım. Bu arada ben buna yanlışlıkla ACV demişim. Ay şey, English Home demişim ama bu English Home değil şey. Ama bu Karaca'nın kupası. Yanlış söylemişim. Neyse. Şimdi hemen bir kahve yapalım. Çok güzel. Ama bugün çok soğuk olmasaydı şu balkonu bir kış moduna güzel oturulacak moda çevirirdik ama şu an imkansız. Hiçbir şey yapmak istemiyorum. Önce bir evi toparlayalım, yemek yapalım. Oraya sıra gelmez bence. Orasını da başka bir gün düzenleriz artık. Biraz oturayım. Bir şeyler izleyeyim. Ne izlesem. Çok oturmamam gerekiyor. O yüzden bir diziye başlamayacağım. Dizi ya da film olursa akşam yaparım. Şimdi hemen video izleyeyim. Şeyi çok seviyorum. Size tavsiyede bulunayım. Asude Yıldız var. Biliyorsunuzdur belki, kendisi Hollanda'da yaşıyor. Ben onu senelerden beri takip ediyorum böyle. Bu çikolata takvimi, takvimler var ya, onlardan açıyor. Onda çok farklı takvimler var. O yüzden çok hoşuma gidiyor. Her gün ne çıkacak diye bakması. Çok keyifli oluyor. Hatta biz de gelin açalım mı? Hazır. Hava aydınlıkken bizde bir farklılık yok. Ama maksat çikolata yemek. Benimkisi buna dönüyor. Çünkü farklı da değil ya böyle çikolatalar. Yani şey, farklı değil derken şekli farklı. Tadı farklı değil ya. O yüzden çok şey olmuyor. Ama onun videolarına bakabilirsiniz. Böyle seviyorsanız bu tarz yeni yıl temalı ürünleri. Bir de Göksu açıyor işte YouTube günlüğüm. Zaten onu sürekli söylüyorum videolarını sevdiğimi. Onun güzel oluyor şu an açılışlarını. Herhalde bir ne var? Bir çay takvimi var. Bir ne var onda? Bir çay, bir çikolata, bir de şey takvimi var onda da herhalde. Yani Nivea'nın takvimi var. Nivea'yı en çok merak ediyorum. Bir de çay takvimini merak ediyorum. Ben çay içmeyi çok sevdiğim için gönül isterdi ki her gün böyle farklı çayları deneyelim. Bilmiyorum, belki ileride Türkiye'ye de gelir. Hani böyle birden 30'a kadar, hani en azından bir Aralık ayı için olanlar 24 gün değil de 30'a kadar güzel olabilir. Buradan çay markalarına duyurulur bence. Şimdi günümü hesaplayacağım. Ben 7'sini 7 24 7 8 9 10 17'si. Onu açacağız yani. Evet. Şurası. Şöyle onu açalım. Onu açtık. Dur 11'i açacağız. Bugün 11 açıyoruz. Değil mi? Evet. Ay evet, açayım. Benimkisi
Niye beni bu kadar zorlamaya başladı? Eridim mi? Ne oldu? Tamam. Ha, hediye paketi çıktı. Günlük. Minik. Çikolata yiyorum. Güzel oluyor. Hemen şöyle bir mum yakalım mı sizinle? Güzel olur. Ama mumu neyle yakacağız bakın. Onu da göstereyim. Ceren almıştı ya geçen gün bana böyle hediye. Şuradan da açı güzel çıkıyor. Bir gün şöyle bir güzel fotoğraf çekelim. Bunları tam tersi döndürelim. Şöyle yani demek istedim. Hep kendime göre döndürüyorum ya, bu sefer de şöyle döndürüp şu şekilde ayarlayıp şu arkaya da güzel kırlentleri alıp şöyle bir ev fotoğrafı çekeyim. Dekor şeylerini görmeyi seviyor musunuz Instagram'da? Yoksa gezi mi seviyorsunuz? Daha çok ne seviyorsunuz? Benimle paylaşırsanız sevinirim. Evet, bayağı yemek hazırlıkları bitti. Şu düdüklüden bir tek korkan ben olamam herhalde. Havasını salarken böyle mutfaktan direkt kaçıyorum. Yani gerçekten hani hiçbir şeye güvenmiyorum düdüklü konusunda, hiçbir markaya. O yüzden yine de şöyle dikkatli olalım. Pilavımız oldu. Kuru fasulye pişmiş olması gerekiyor. Bakalım, göreceğiz. Şurada geçen günden kalan taze fasulye var. Çok severim. En sevdiğim yemeklerden bir tanesidir. Şöyle salata yapıyorum. Burada da caciki yapıyorum. Yani cacık gibi ama susuz versiyonu gibi düşünebilirsiniz. Yoğurtla karıştırıp içerisine biraz nane, sonra da zeytinyağı üzerine, güzel olacak. Bakın, biraz da bugün ne yedim tarzında bir video oluyor. Güzel oluyor. Hani tam böyle tarif verdiğim değil. Zaten yani kuru fasulye tarifinin hani vereceğim halim yok. Basit bir şey. Basit bir şey derken hani klasik farklı bir menü değil ama yine de güzel. Bunda sığar mı acaba? Neyse, biraz daha büyük bir şey de yapayım da. Şunu da hemen yapalım. Çok bir şey yapmayacağım zaten. Ben normal cacık yiyemiyorum bu arada. Yani yiyorum da sevmiyorum. Hoşuma gitmiyor. O yüzden caciki gibi yapıyorum. Şu mereto yoğurdunu da ilk defa denedim. Bu Batman'a özgü bir yoğurtmuş. Sanırım bu Sason'daki dağın adı olması lazım, Mereto. Emin değilim ama Batman. Mereto köy yoğurdu. Batman Türkiye. Evet. Batman'ın kendi markası. Hoşumuza gitti. Görürseniz alabilirsiniz marketlerde. Normalde bu caciki biraz daha şeyle yapılıyor. Süzme yoğurt, ama Batman'da süzme yoğurt bulamıyorum ben. Migros'larda bile her zaman olmuyor, biliyor musunuz? O yüzden sadece böyle normal yoğurt yapabiliyorum. O yüzden bundan biraz şikayetçiyim açıkçası. Bildiğiniz Migros'a falan gittim. Hani acaba orada olur mu? A101 bölümlerde zaten bulunmuyor. Migros'ta bile bulamadım süzme yoğurt. O yüzden mecburen böyle yoğurttan yapıyorum. Baharat çekmecesini gören şok oluyor. O kadar çok baharat var ki, baharatlı çok seviyoruz yemeği, bir şeyleri. O yüzden baharat reyonumuz bayağı bir geniş. Her şey var aklınıza gelebilecek. Hani hiçbir şeyimiz yok diyebilirim. Bir şey sorun, o da vardır. Öyle bir çeşitlilik mevcut. Dışarı çıkmak iyi geldi. Dışarıda kahvaltı etmek falan. Gerçekten psikolojik olarak böyle bir kendimi enerjik hissediyorum. Niye bilmiyorum. Şu tabağı sığar mı acaba? Sığdı. Tamam. De. Güzel oldu. Yine de. Sulu ama olsun. Şimdi salata böyle. Burada da yeşillik, limon falan var. Açalım bakalım bu nasıl olmuş. İnşallah pişmiştir de. Güzel duruyor ama. Bakalım. Bir tadayım hemen. İçine defne yaprağı atmıştım. Genelde böyle et yemeklerine falan atarlar ya. Ay, ben kuru fasulye atıyorum.
şunu fark ettim, yemekleri artık biraz daha acı yapıyorum. Eskiden ağzıma acı süremeyen ben, Batman'la birlikte acı yemeye başladım. Bir tadalım bakalım nasıl olmuş. Sanki biraz daha mı pişmesi gerekiyor, anlamadım. Bir de salatada zeytinyağı, limon. Yani her salataya limon değil de. Ya mutlaka benim olmazsa olmazlarım limondan çok nar ekşisi. Nar ekşisini çok katarım. Bu arada tuzumuz da kozluktan çıkan kaya tuzu. Onu öğüttük böyle. Doğal tuz kullanıyoruz yani, öyle söyleyeyim. Ve kesinlikle olmazsa olmazım benim sumak. Aşırı severim sumağı salatalarda. Mutlaka siz de katın, böyle biraz ekşilik katıyor. Bilmiyorum, bence çok güzel. Hatta ben bayağı katıyorum. Yani biraz fazla sevdiğim için diyorum ya, baharatları ben çok severim. O yüzden biraz fazla ama olsun. Salatamız hazır. Şu an Feyyaz'ı bekliyorum sadece. Domates artık olmuyor. Çünkü domatesi çok severim normalde ben. Yaz kış da severim ama kışın artık ya, özellikle son aldığımız domatesler bayağı kötüydü. Çeri falan alınabilir. Başka da bir şeye gerek yok. Salatamız da burada. Her şey hazır. Şöyle mutfağı dağıtmadan yemek yaptığım zaman çok mutlu oluyorum. Çünkü bazen çok fena dağılıyor. Kuru fasulyemiz çok güzel olmuş. Bizim Karacabey'den, yani Bursa'dan özel getirdiğimiz fasulye. Yani şöyle söyleyeyim, biz paket kuru fasulye, ondan sonra paket nohut kullanmıyoruz. Hep böyle Bursa'dan işte ailelerimiz getiriyor, biz alıyoruz falan. Hatta yine aldık ama çoğu sanırım bu Akçay'dan, Bursa'da mı ne. O yüzden şu an yok. Öyle. Onları da bu şekilde yiyoruz. Buranın ahlat fasulyesi var. Annemle de konuştuk. O da çok güzel oluyor. Çıkarsa ondan da almak isterim. Bir fasulyesi çok güzel oluyor. Kuru fasulye. Şeyde yemiştik onu da. Karadeniz'e gittik ya biz. Ezgilerle gittiğimizde dönüşte bir yere uğramıştık. Oranın videosu var. Usta pişiriyordu, şef diyeyim hadi. Böyle sobada pişirmişti. O kuru fasulyenin tadını hala unutmam. Müthişti. Gerçekten o mekan çok güzeldi. Artvin'de harika bir yerde. Fasulyesi falan müthişti. Çok çok hoşuma gitmişti. Öyle. Kuru fasulyeyi severim yani. Zaten benim babam çok sevdiği için bizim evde böyle her hafta pişen bir yemek. Öyle. Ben barbunyayı çok severim. Mesela burada bazı hocalarla konuşuyoruz. Barbunya ne? Yemek diye biz onu yapmıyoruz falan diyorlar. Ben çok severim mesela bakliyatları, barbunya, yeşil mercimek aşırı severim. Taze fasulye dediğim gibi, hani etçil değilimdir. Et yemeyi sevmem. Ama işte herkesin tercih meselesi tabii ki yine de. Kimse et yemeden yemek yediğini hissetmiyor mesela. Ama biz öyle, ya ben öyle bir şey aramam kesinlikle. Et yemesem de aa et yemedim falan demem mesela. Öyle. Siz daha çok ne seviyorsunuz? Et, ot, bakliyat, ne seviyorsunuz, ne yapıyorsunuz böyle. Bu akşam bu videoyu izlediğinizde bu akşamki menünüzde ne var? Ne yapıyorsunuz? Böyle bana fikir verebilirsiniz. Belki ben de sonraki videolarımda eklerim ama biraz daha böyle sağlıklı olursa çok çok mutlu olurum. Evet, yemeğimiz hazır. Ben pilav üstü kuru yaptım. Feyyaz normal bir şekilde yiyor. Bize afiyet olsun. Dün akşam videoyu bitiremedim. Yapacak bir şey yok. Bugün okula gittim. Nöbet günümdü. Gerçekten çok yoğun bir gündü benim için. Ondan sonra okul, dersler vesaire derken sonra geldik. Spora gittik. Orada çok az bir şey çektim. Eve geldik. Film izledim. Onu da çektim zaten. O da güzeldi. Noel neşesi miydi? Öyle bir şey olması lazım. Keyifli. Şimdi odaya geldim. Feyyaz'ın seansı vardı. O bitti. Ben geldim buraya. İspanyolca dersim var. Ödevlerimi yaptım.
Ondan sonra şu an saat 9 oldu ve başlıyor. Öyle sizlere bir konuşayım dedim. Bu akşam videoyu kapatmayı planlıyorum. Yorgunluk akıyor gözümden, görüyor musunuz? Ama duş almam lazım, sonra da bir daha yatacağım. Haydi ben derse geçiyorum. Hola. Hola. Muy bien. Muy cansada. Muy cansada. Mondays You wake up so early, maybe 3:30. And then you will be free. I will be free, yeah. No worries. It's not a problem if it is urgent. Okay. Can you yes. see this? Uh-huh, I see it. See you from work. Muy bien. R. It was weird to pronounce double R, so R. Resim bitti. Hatta onun üzerine bir de video editledim. Editledim. Çıktısını alamadım henüz. Ay, bu kırık olduktan. Henüz çıktısını alamadım. Şimdi duşa gireceğim. Çok yoruldum ya gerçekten. Gözlerimden uyku akıyor ilk defa ve saat 10. Daha yani bu saatte normalde benim hiç uykum gelmez ama artık insan yorulunca gerçekten geliyor tabii ki. Mutfak dağınık. Mutfağı toparlayacağım. Duş alacağım. Yani saat gene bir 11:30 kesin olur diye düşünüyorum. O yüzden hızlı hızlı hareket edelim. Şimdi ben bu videoyu buradan bir kapanışı yapayım. Umarım severek izlediğiniz bir video olmuştur. Lütfen videoyu beğendiyseniz beğene basmayı unutmayın. Genelde beğeni sayıları videoların gerçekten düşük oluyor. Tabii ki bu da videonun etkileşimini artırıyor. O yüzden bu videoda buraya kadar izlediyseniz bir beğeninizi alırım. Ve buraya kadar izlediyseniz en son izlediğiniz filmi bana yazarsanız çok sevinirim. Çünkü bu aralar böyle film izliyorum. Güzel oluyor benim için de. Tavsiye olur. Dizi ya da film. Hiç fark etmez. Aslında film değil. Dizi ya da film. Ne diyorsanız artık. Tavsiyelerinize açayım. O zaman gelecek videolarda tekrar görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.